Hello everyone. I'm Serap Teacher. Herkese merhaba. Ben Serap Teacher. Are you ready to talk about telling the time? Saatler hakkında konuşmaya hazır mısınız? Let's start. Hadi başlayalım. İlk olarak karşı tarafa saat kaçtır? Deme ifadelerini inceleyelim. Evet burada bazı soru cümleleri gördük. What time is it? Or what is the time? Saat kaçtır ifadesini bu iki soru cümlesiyle sıklıkla sorabiliyoruz ve gerek yerli gerek yabancı yayınlara baktığınızda karşımıza ne çıkıyor? Bu iki ifade sıklıkla çıkıyor, kalıplaşmıştır çünkü. Ve time ifadesi aslında İngilizce karşılığı zaman demek. Yani aslında biz zamanı sormuş oluyoruz. Tabii bunu Türkçe tercüme ederken dilimize uygun bir hale getirmemiz gerekiyor. Saat kaçtır şeklinde çevirebiliriz. Bu iki kalıp yerleşik durumda evet. Bununla birlikte günlük dilde, günlük kullanımda farklılıklar görüyoruz. Nasıl yani? Örneğin şimdi biraz batıya uzanalım. İngiltere'nin başkentine Londra'ya gidelim. Londra'da bir caddede olalım ve varsayalım ki saatimizi takmamışız kolumuza. Neden biliyoruz ki telefonumuz var. Saati oradan öğreniyoruz. Sıkıntı yok. Peki. İlerledik. Talihsizliktir ki telefonumuzun şarjı bitti. Ve benim saati bilmem gerekiyor. Etrafta da saat yok. Ne yapmalıyım? Birini gördüm. Yavaşça yaklaştım. Saati soracağım. Saati sorarken what time is it? Ya da what is the time demekten ziyade daha kibar bir ifade kullanabilirim değil mi? Saat kaçtır şeklinde sormaktan ziyade ne diyebilirim orada? Could you tell me the time please? Bana saat söyleyebilir misiniz lütfen? Şeklinde sorabilirim. Hatta daha da kibarlaşmak istiyorsam önüne bir sorry, pardon, üzgünüm ekleyip sorry, could you tell me the time please? Pardon, saati öğrenebilir miyim lütfen? Diyebilirim. Devam edelim. Londra'nın o caddesinden çıkalım. Daha batıya, daha uzağa, Amerika'ya doğru gidelim. Amerika'nın başkenti Washington DC'ye gelelim. Caddesinde yürüyoruz. İlerledik. Saati soracağız. Karşıdan da biri geliyor. Ve bu karşıdan gelen kişinin kolunda saat var. Bakın bu önemli bir detay. Birazdan anlatacağım neden önemli. Karşıdan gelen kişinin kolunda saati de gördüm. Yaklaştım. Tabii Amerika'nın biraz daha özgürlükçü, biraz daha rahat oluşu diyelim insanların tavır davranış açısından neyi sağlıyor? Belki de çok az önce Londra'da yaptığımız kadar naifleşme ihtiyacını çok da gerektirmiyor. Daha normal bir şekilde sorabilirim. Nasıl yani? What time do you have? Saatiniz kaçtır? Şeklinde de sorabilirim. Ama detayı unutmuyorum. Kolunda saati gördüm kişinin. Ve özellikle burada American English. Yani Amerikan İngilizcesi şeklinde belirttim. Neden? Bu soru kalıbını Amerika dışında görme ihtimaliniz pek yok da ondan. Daha çok Amerikan İngilizcesine has bir ifadedir. What time do you have? Ve Amerika'da bu çok yaygınlıkla sorulan saat sorma biçimidir. Yani bir what time is it ya da what is the time demekten ziyade bunu tercih ediyorlar. Ve hani demin demiştim ya kolunda saat var ama unutmuyoruz diye. Diyelim ki kolunda saat falan görmedim ama bir kişi var yani ona sorup şansımı deneyeceğim. Belki de vardır saati. Ben görmüyorum gömleğinin kolu uzun olduğu için değil mi? Sorarken ne derim bu sefer? Do you have the time? Saatiniz var mı? İfadesini kullanabilirim, değil mi? Saatiniz var mı dedim. Ve eğer yoksa ne diyecektir? Yani üzgünüm yok. Eğer varsa da zaten size örneğin saat 3 şeklinde bir dönüş verebilecektir. Soru kalıpları saatleri sorarken bu şekilde sıklıkla kullanılıyor. Ve eğer bununla ilgili yine sorunuz ya da eklemek istediğiniz bir durum olursa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir diğer sıklıkla kullandığımız ifade AM, pm ifadesi. Diyelim ki çok sık rastları Sınıfta ders işliyoruz, bir parça okuyoruz. Parçada pm ifadeleri geçiyor. Öğrencilerimden direkt bir soru gelir. Hocam AM-PM açılımı nasıl bir şey acaba? Ne demek istiyor? O sırada tam açıklamaya başlarken siz başka bir öğrenciniz parmak kaldırır ve şunu söyler. Hocam ben açıklayabilir miyim? Bir tahminim var. Olabilir mi? Tabii dersiniz. Gelen tahmin muhtemelen şudur. PM tam bilmiyorum ama AM after morning olabilir mi? Arkadaşlar hayır olamaz. Aklı ilk etapta görünce haklısınız yani bu bir geliyor. Bir de zamanla da ilgili olunca durum işte after morning falan gibi bir şeydir bu diyoruz. Ama değil neden? Çünkü bu ifadeler İngilizce kelimelerin açılımları değil. Latince kelimelerin açılımları, Latinceden gelmiş ifadeler. Bakın buraya açıklamalarını da yazdım. AM ne demekmiş? Anti meridiem. Bu ne demek? Anti önce demek Latince'de. Meridiem Öyle öyle vakti anlamına geliyor. ''Antimeridium'' öyleden önce anlamında kullanılıyor ve İngilizceye bu nasıl çevrilmiş? Noon öyle demek. Before önce demek. Before noon öyleden önce şeklinde de İngilizceye çevrilmiştir. Gelelim PM. Post ''Meridium'' Meridiyim neydi? Öyle öyle vakti anlamındaydı. Post sonra demek. Post meridiyim öyleden sonra. İngilizceye bunu nasıl çevrilmiş? Afternoon. Öğleden sonra şeklinde çevrilmiştir. AM PM ifadesiyle önemli bir diğer nokta da şu. Burada midnight ifadesini gördük. Midnight ne demek? Gece yarısı anlamında kullanılır ve nasıl gösterdim? 00 şeklinde ya da 2400 işte 1200 gece yarısı şeklinde saat ifade edebiliriz değil mi? Gece yarısı 12'yi düşündük. Gece yarısı 12'den ilerlesin saat. Gece 1 2 3 sabaha karşı oldu, sabah oldu. Sabah diyelim ki 6 7 8 ilerliyor saat ve öğlen 12'yi bulduk biz. Gece yarısı 12'den öğlen 12'ye kadar geldik. İşte bu geçen zaman diliminde. Geçen tüm saatlerin yanına ne diyebilirim ben? AM ifadesini ekleyebilirim. Örneğin 9 AM dedim. 9 nedir? 9. 9 a.m. dediğim anda sabahın 9'unu vurgulamış olurum. Ya da 10 a.m. dedim. 10 neydi? 10. 10 a.m. dediğim anda da sabahın 10'unu vurguladım gibi. Dikkat ediyoruz. Diyelim ki yine öğlen 12'den gece yarısı 12'ye kadar zaman ilerlesin. Nasıl ilerledi? Öğlen 12'den sonra saat 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu. Öğle saatlerini geçtik. Akşama geldik, işte akşam diyelim ki 8-9-10 saat ilerledi ve gece yarısı 12'yi bulduk. İşte öğlen 12'den gece 12'ye kadar geçen zaman dilimdeki tüm saatlerin yanına da p.m. ifadesini ekleyebilirim. Örneğin 8 a.m. 8 nedir? 8. 8 p.m. pardon. 8 nedir? 8. 8 p.m. dediğim anda ben neyi vurgulamış olurum? Akşamın 8'ini. Ya da 10 p.m ten neydi? 10. Ten p.m. dediğim anda akşamın onunu vurgulamış olurum. Bu şekilde a.m. p.m. ifadelerini kullanıyoruz. Devam edelim. a.m. p.m. ifadesini net anlamak için iki örnek cümle verdim. I wake up before 7 a.m. Sabah 7'den önce uyanırım. 7'den önce uyanırım derken a.m. ifadesi sabah saati olduğunu bana vurgulamış oldu. Yani bunun 07'nin sabah 07 olduğunu vurgulamış oldu. Burada da I go to bed at 11 pm. 11'de yatağa giderim. 11'de yatarım. Dediğim anda da 11 pm. pm ifadesi bana neyi vurguluyor? Akşamın 11'i olduğunu, gecenin 11'i olduğunu gösteriyor bana. Ve şunu unutmuyoruz. Don't uh, do not use 12 pm or 12 am. Use noon or midnight. 12 pm ya da 12 am diye bir ifade kullanmıyoruz. Yani 12 öğle saatinde de olsa, gece yarısında da olsa ne diyeceğim? Noon. Öğle saatindeki 12'yi vurguluyorsam noon, öğle, öğle vakti anlamında. Ya da eğer gece yarısı 12'yi vurguluyorsam da yine am kullanmayacağım. Ne diyeceğim? Midnight. Gece yarısı şeklinde kullanacağım. Unutmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi saatleri detaylarıyla göreceğiz. Bununla birlikte e, şunu söylemek istiyorum. Sayılarla ilgili konu eksiğimiz varsa ya da tekrar ihtiyacınız varsa Numbers ders videosunu izleyin. Sayıları bir tekrar edin. Lütfen ondan sonra izleyin. Ondan sonra bu videoya çalışın. Neden? Çünkü saatler konusunda sayılar bizim olmazsa olmazımız. Dikkat edelim. Ve saatlere bakalım şimdi. Okulak ifadesini gördüm. O'clock tam saatleri kullanırken işimize yarayacak. Birazdan örnekler bunu çok rahat anlayacağız. Şimdi şöyle bir bu resim üzerinde, görsel üzerinde bir inceleyelim. Past, geçe demek Türkçe karşılığı. Yani deriz ya 5 geçiyor, 10 geçiyor şeklinde ifade ederiz saati ya. O zaman ne kullanacağım ben? Past ifadesini. To ise kala anlamına gelir. Mesela ne derim? İşte 5 var, 10 var, gibi ifadeler kullanırım ya o zaman da ne lazım? Bana tuğ lazım. Şimdi inceleyelim. 5 past. 5 neydi? 5. 5 past. 5 geçiyor. Saat 5 geçiyor derken birazdan göreceğiz yel kovan neyi gösteriyor olacak? Şurada biri gösteriyor olacak saat üzerinde. 5 geçiyor diyeceğim. 5 past. 10 past. 10 geçe. Yani yel kovanım neyi gösterecek bu sefer? 2'yi. Quarter past. Evet yel kovanım bu sefer 3'ü gösterecek ve 2'yi. Genelde 15 geçiyor ifadesi çok kullanmıyoruz Türkçe'de. Ne diyoruz? Çeyrek geçiyor. İngilizce'de de aynı şekilde arkadaşlar. Quarter çeyrek demek. Çeyrek geçe quarter past oluyor. Burada ne olacak saatimizde göreceğiz. Yel kovan dördü gösteriyor olacak. Ve 20 past, 20 geçe. Bu sefer yel kovan beşi gösteriyorsa eğer ne diyeceğim? 25 past, 25 geçe şeklinde. Evet, Yel yani kovan buraya geldi. 6'yı gösteriyor. Yani saat bu sefer buçuklu bir şey olmuş. Half past buçuk demek. Diyoruz ya 3 üç buçuk, 5 üç buçuk, buçuk şeklinde saat ifade ediyoruz ya. O zaman ihtiyacımız olacak. Devam ettik. Şimdi kala ifadelerini göreceğiz. To yani. 25 to. 25 kala. 22 20 kala ya da 20 var şeklinde. Quarter to Çeyrek var. Çeyrek kala. Ten to on var. Five to beş var. Şeklinde kullanımını göreceğiz. Örneklerle şimdi çok daha basit anlayacağız. Evet tam saatlerle başlayalım. En temel haliyle. O'clock. Nasıl kullanacağım? Burada ben hem dijital saat gösterdim size hem de Klasik bir saat. Dijital saati okumak evet daha kolay ama klasik saatte özellikle buna iyi hakim olmak gerekiyor. Özellikle bu tarafa o yüzden daha da dikkatimizi veriyoruz. Dijital saatte başlıyoruz. 0 1 -0 -0 gösteriyor saat. Bu ne demek olur? Tam saat olduğuna göre pembeyle boyalı olan yelkovan 12'yi gösteriyor. Kırmızıyla boyalı olan akrep ise 1'i gösteriyor değil mi? Şurası 1-12-1-2 şeklinde saat ilerlediğine göre... Akrepte biri gösteriyor. Demek ki bu saat ne demek? Saat kaçtır? Saat birdir. Değil mi? Saat birdir. İngilizce bunu nasıl ifade edeceğim? It's one o'clock. Saat birdir. It's one o'clock. Tam saat olduğu için o'clock ifadesini kullanacağım. Sadece tam saatlerde bunu kullanacağım. O'clock ifadesini. Ve neden it's? Bu it's ifadesini e, mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çünkü bütün saatleri söylerken bu fix değişmeyecek. Slaytlar boyunca göreceksiniz. The time, zaman demek. Hani zaman olarak vurguluyoruz saat İngilizce'de ya dersin başında. The time yerine ne diyeceğim? It, o demekti ya. O ifadesini kullanabiliyorum. It. Bu nedir? Is. Be fiilinin çekimi. Daha önce derslerimizde işledik. Neydi? Be fiili. Olmak fiilinin çekimiydi. Yani dır dir anlamı katacak cümleye. It is. Ya da kısaca it's. One o'clock. Saat. Yani it zaman. Değil mi? Saat birdir derken bu da dirdir anlamını kattı. Evet, it's one o'clock saat birdir. Hadi devam edelim. 03.00 Geldik. Yel kovan her zaman olduğu gibi 12'yi gösteriyor. Tam saatlerde sürekli bu pembe yel kovanı nerede göreceğiz? 12'yi gösterirken göreceğiz. Akrep de bu sefer nerede? 3'ü gösteriyor. Ben bunu nasıl okurum? Saat 3'tür. İngilizce versiyonu It's three o'clock. 05.00 Klasik saatime hemen bakıyorum. Bunu nasıl okurum? Saat 5'tir. It's five o'clock. Devam edelim. 08.00 Klasik saatime baktım. Kaç, saat kaçtır? Saat 8'dir. It is, it's eight o'clock. 11.00. Saat 11'dir. It's 11 o'clock. Şeklinde tam saatleri bitirdik. Dediğimiz gibi tam saatler gayet kolay bir şekilde ilerledi ve o'clock ifadesiyle bitirdik. Şimdi gelelim buçuklu saatlere. Half past buçuk anlamında kullanılır ve örneğe hemen bakalım. Dijital saatlerine gördüm. 02.30. Klasik saatimde bu sefer yel kovanı buçuklu ifadeler boyunca nerede göreceğim? 6'yı işaret ederken göreceğim. Akrepte nerede? 2'yi geçmiş artık değil mi? Şurası 1, 2 diye ilerliyor. Şurası 2. Iki. 2'yi geçmiş 3 ile 2'nin ortasında bir yerlerde. Evet bu ne demek oluyor? Saat 2.30'dur. It's half past 2. Saat 2.30'dur derken Dikkat edelim. Two ve half past ifadesi yer değişmiş gibi değil mi? Türkçe karşılığında düşünürsek aslında aynı şeyi söylüyoruz. Tam Türkçesiyle birebir uyumlu. Two, iki demek. Half past buçuk demek. Saat iki buçuktur. Nasıl dedim? It's half past two. 04.30 Baktım saate 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. 4 ile 5'in arasında duruyor akrep. Yel kovan dediğimiz gibi buçuklu ifadede her zaman nerede duracak? 6'yı gösterecek. Bunu nasıl okurum? Saat 4.30'tur. It's half past four. 07.30 Baktım. Saat 7.30'tur. It's half past seven. 08.30 Saat 8.30'tur. It's half past 8 10.30 bu sefer de saatim kaç? 9, 10, 11 ilerliyor. 10 ile 11'in arasında akrep. Nasıl okuyacağım? Saat 10 buçuktur. It's half past ten. Buçukları gördükten sonra sıra geldi çeyrek geçe nasıl derim? Quarter çeyrek demek hatırlayalım. Past Pasta de geçe demek. Çeyrek geçe. Dijital saatte bu nasıl göstermiş örneği bize? 08.15 15 şeklinde. Evet dijitalin okumak oldukça kolay değil mi? Evet geldik. Klasik saatte bu nasıl ifade edilmiş? 6, 7, 8 diye geçiyor. Evet 8'i böyle minicik bir geçmiş değil mi? 8'den ayrılıyor artık uzaklaşıyor saat akrep. Ve Yelkovan bu sefer nereyi gösterecek? Çeyrek geçe ifadeleri boyunca 3'ü gösterecek. Bunu nasıl okuyacağım ben? 8'i çeyrek geçiyor. It's quarter past eight. 11.15 Geldim saatime baktım. 11'i çeyrek geçiyor dedim. It's quarter past 11. 01.15 Klasik saatime baktım. 1'i çeyrek geçiyor. It's quarter past 1. 1 1'di. Quarter past çeyrek geçe. It's quarter past 1. Saat 1'i çeyrek geçiyor. 04.15 Evet, 4'ten birazcık ayrılıyor artık akrep. Yelkoğan çeyrek geçede her zaman olacağı gibi nereyi gösterecek? 3'ü. 4'ü çeyrek geçiyor. It's quarter past 4. 06.15 Baktım saatime 6'yı çeyrek geçiyor. It's quarter past six. Çeyrek geçeler de bittikten sonra şimdi sadece past yani geçe ifadesini görüyoruz. Neden? Şimdi bu örneklerde 5 geçe, 10 geçe, 20 geçe, 25 geçe, geçe nasıl söylenir? Bunları görelim. 0205 dijital saatimiz. Baktık. Evet, akrep 2'yi gösteriyor yaklaşık. Ve yelkovan nerede? 1'i gösteriyor. Neden? 5 geç ederken dakikayı gösteren, yelkovanın nereyi göstermesi gerekir bana? 1'i değil mi? Şurası 1, şurası 2'ydi. 5 geç ederken 1'i göstermeli. 10 geç ederken 2'ye 20 geç ederken 4'ü. 25 geç ederken 5'i gösterecek yelkovan. Şu an 1'i gösterdiğine göre saat 5 geçiyor. Kaçı? 2'ye Çünkü akrepte 2'de. Saat ikiyi beş geçiyor. It's five past two. Sıfır dört sıfır beş. Bu sefer de yel kovan yine beşin birin üzerinde yani saat yine beş geçiyor. Kaçı beş geçiyor? Dördü. Saat dördü beş geçiyor. It's five past four. Sıfır altı yirmi. Evet, az önce dedik. Yelkovan nereyi göstermeli? 4'ü göstermeli. 20 geçiyor diyebilmem için bir saate. Ve saatimi gösteren akrep nerede? 6'yı azıcık geçmiş. Çünkü 6'dan yavaşça 20 dakika uzaklaşacak saat. Dolayısıyla ne diyeceğim ben buna? Saat 6'yı 20 geçiyor. It's 20 past 6. 09:10 Bu sefer de saat 9'u 10 geçiyor. Yel 2'nin üzerinde dikkat edelim. 2'yi gösteriyor bize. Saat 9'u 10 geçiyor. It's 10 past nine. 11.25 Saat 11'i 25 geçiyor. It's 25 past 11. Geçe ifadelerini de bu şekilde bitirdik. Gelelim çeyrek kala. Nasıl diyeceğim? Quarter to. 03.45 03. şeklinde dijital saati görüyoruz. Evet 03.45 dedik. Ama biz bunu genelde 03.45 şeklinde ifade etmiyoruz. Biraz daha farklı ifade ediyoruz. Gelin klasik saatimize bakalım. 03.45 olduğuna göre akrep yani saati gösteren kırmızı akrep nereye yaklaşıyor? 4'e doğru yaklaşacak. Ve çeyrek var diyebilmem için yelkovan nereyi göstermeli? Dokuzu göstermeli. Pembe bu uzun çubuk nereyi gösterecek? 9'u. Dolayısıyla ben bunu nasıl okuyabilirim? Saat 4'e çeyrek var derim. Evet 3.45. Ama bunu sıklıkla klasik saatte nasıl söylerim? Saat 4'e çeyrek var. İngilizce nasıl ifade edeceğim? It's quarter to 4. 0.445 bunu nasıl söyleyeceğim? Saat yani 5'e doğru gelecek değil mi? 04.45 yani 4'ü 45 dakika geçmiş artık. O zaman ne diyeceğim? 5'e çeyrek var. It's quarter to five. 06.45 Dijital saati. Klasik saatime baktım. Nasıl okurum? Saat 7'ye çeyrek var. It's quarter to seven. 07.45 Bunu da nasıl okuyacağım? Saat 8'e çeyrek var. It's quarter to eight. 09.45'e bakalım. Bunu da saat 10'a doğru yaklaşıyor değil mi? 9.45, 9'dan 45 dakika uzaklaşmış. Her zaman olduğu gibi. Çeyrek var derken yel kovan yani bu pembe çubuk nereyi gösteriyor? Dokuzu. Akrep ona iyice yaklaşmış burası on değil mi? Ona iyice yaklaşmış. Çünkü on beş dakika sonra saat on olacak. O zaman ne derim ben? Saat ona çeyrek var. It's quarter to ten. Ten on demekti. Quarter to ona çeyrek var derken quarter to çeyrek var demek. It is quarter to ten ona çeyrek var dedim. Evet çeyrek var ifadesinden sonra kala var ifadesine bakalım. To kala demek burada. Biz tabi Türkçe konuşurken bunu nasıl diyoruz? Saat işte 5 var, 10 var ya da işte 20 var, 25 var şeklinde kullanıyoruz. Gelin bakalım. 01.55 diyor dijital saatim. Gelin bakalım. Burada akrep nerede? 2'ye çok yaklaşmış. Çünkü bu ne demek 01.55? 1 saat 60 dakika olduğuna göre 5 dakika sonra saat 2 olacak. Demek ki akrep iyice 2'ye yaklaşmış. Ve yer kovan neyi gösteriyor? Burada 11'i. Bu neyi ifade eder bana? 5 dakika var demek değil mi? 11'de olduğuna göre yer kovan. 5 dakika sonra saat 2. O zaman ben bunu nasıl okurum Türkçe? Saat 2'ye 5 var. It is 5 to 2. 2, 2 five to beş var. Beş kala anlamında. It's five to two. İkiye beş var. Sıfır üç elli. Baktım klasik saatime. Nasıl okurum? Sıfır üç ziyade saat dörde on var şeklinde okurum. Saat dörde on var. It's ten to four şeklinde okurum. 0-4-35 dijital saatti ama biz bunu klasikte nasıl okuruz? 0-4-35 ya da 4-35 geçiyor demekten ziyade 5'e 25 var demeyi tercih ederiz. It's 25 to 5 saat 5'e 25 var. 0-6-40 yine 6'yı 40 geçiyor demekten ziyade ne diyoruz? Çünkü 7'ye daha yakın bir ifade artık. 7'ye 20 var diyorum. It's 20 to 7. 09:55. Buna da ne diyeceğim? Saat 10'a 5 var. It's 5 to 10. Kalıp ifadesini de bitirdik. Evet, saatleri görmüş olduk. Ne yaptık? Tam saatleri gördük. Buçuklu saatleri gördük. Geçe kala, çeyrek geçe çeyrek kala nasıl denir? Ve dersin başında da hatırlayalım lütfen. Saati biz nasıl sorarız? Bu durumları incelemiş olduk. Şimdi alıştırma kısmına geldik. Practice makes the master. Ve alıştırmalarda bu sefer cevabı ben vermeyeceğim. Bu alıştırmaları size göstereceğim. Sizden ricam tam cümle olarak cümlenin başlangıcını yazdım ben. Burada saat kaçı gösteriyor? 5'i 5 beş geçiyor değil mi? Aslında Türkçe okursak birini okuyalım. 5'i 5 beş geçiyor. Bunu İngilizce olarak yazmanızı rica ediyorum yorumlar kısmına. Birinci alıştırmam ne? It's bla 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 eklemişiz. Burayı tamamlayarak yorumlara tam cümle olarak yazabilirsiniz. Ve 5 tane örnek yazdım. Bundan dolayı başına hangi alıştırmayı yazdığınızı belirtmek için de 1-2 şeklinde numaralandırmayı unutmayın. Devam edelim. Burada neyi gördük? Saat altı buçuk. Evet, saat dokuz'a on var. Bunu yazalım. Burada ne olmuş? Yedi çeyrek geçiyor. Ve burada da dokuz'a çeyrek var. Bunlar İngilizce ifadelerini, İngilizce cümleleri yazıp ekleyebilirsiniz yorumlara. Ve sorularınız olsa da sorabilirsiniz. We are growing together. Biz birlikte büyüyoruz. You can like, comment and turn on the notifications and share the videos. Videoları beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz. See you later. Görüşmek üzere.